Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Tarım dediğimiz zaman üstü açık fabrika olarak biliyorsunuz nitelendiriliyor ve iklim de değişiyor. Tüm dünyada iklim değişiyor. Bunun da olumsuz etkilerini üretici tarafında, tarımsal tarafta daha fazla hissediyoruz ve hissediyor olacağız. Uluslararası raporlar da bunu söylüyor. Biliyorsunuz 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'ydü. Yine FAO'nun iklim değişiyor, gıda ve tarım da değişmeli başlığıyla, o temayla bir çalışması oldu, yayınlandı, raporu yayınlandı ve bu haftada aslında iklim değişikliği üzerinde tarımın etkilerini, tarıma etkilerini konuşuyoruz. Tabii üretim tarafındaki bu olumsuz gelişmeler bir taraftan da gözleri sigorta tarafına çeviriyor ve biz de bugün Tarsim Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ile birlikte iklim değişikliğinin de etkisiyle tabii ki tarım sigortalarının bir tablosunu çizelim istedik. Türkiye'deki mevcut durumu nedir? İleriye dönük olarak beklentiler ne yönde? Kapsama alınacak ya da alınması planlanan alanlar var mı? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi tarımla birlikte tabii ki sigortayı daha fazla konuşmaya başladık. Dediğim gibi iklimin de etkisiyle biraz evet. Bu olmaya başladı. İsterseniz genel bir tablo çizerek 2016 yılı açısından Tarsim rakamlarıyla yola çıkalım. Onun ötesinde daha sonrasında da o rakamlar üzerinden bir analize çalışırız. Şöyle söyleyeyim. 2016 rakamları tabii öncelikli olarak Tarsim 2005 yılında çıkan yasayla, tarım sigortaları kanunuyla birlikte 2006 yılında faaliyete geçiyor. Yani bir 10 yıllık geçmişi var Tarsim'in, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin. Ve bu 10 yıllık sürede, özellikle 2016 yılı için söylüyorum, geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda bitkisel üretim tarafında yaklaşık 20 milyon dekar alanın sigortalanmasını sağlamış durumdayız. Yani bu yıl içerisinde ve verdiğimiz teminat miktarı da yaklaşık 20 milyar Türk lirasına ulaşmış durumda. Yani üreticilerimize Tarsim olarak verdiğimiz teminat miktarı 20 milyar Türk lirası civarında. Ve poliçe adedi de bu yıl için söylüyorum 1,5 milyon adede yaklaşmak üzere toplamda. Hayvan hayat tarafında hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan hayat sigortalarında ise yine adet olarak baktığımızda 1,5 milyon hayvan adedine ulaşmış durumda görünüyoruz. Yani gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde büyüyor ve artıyor poliçe adetleri, ama buna bağlı olarak da tabii işin hasar boyutu, bizi ilgilendiren diğer kısmı da, üreticiyi de yakından ilgilendiren kısmı da, bu boyutta da artış tabii ki söz konusu. Hasar adetleri, hasar dosya adetlerinde de artışlar var. Dolayısıyla Tarsim olarak her iki tarafta da ciddi şekilde büyüme devam ediyor. Ama iklimsel değişiklikle ilgili etkilerini çok yakından tabii ki biz de takip ediyoruz ve görüyoruz. Dünya üzerinde de aynı şekilde bu tip gelişmeler devam ediyor. Sigortada, tarım sigortaları da bunun vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Çünkü sigorta bir risk yönetimi demek. Yani kriz yönetimi değil, risk yönetimi. Yani işin başında üretici, sürdürülebilir tarım ekonomisini sağlamak amacıyla bu sistemin içerisinde yer almak durumunda ve böylece herhangi bir doğal afetten zarar görmeden üretimini devam ettirebilecek finansal koşulları sağlamış olacak bu sistemle birlikte. O yüzden ben bu gündem içerisinde, yani iklimsel değişimle ilgili süreç içerisinde en önemli parçalardan biri olarak tarım sigortalarını görmek gerektiğine inanıyorum. Şimdi son dönemde moda kavram sürdürülebilir, sürdürülebilir gıda ve sürdürülebilir tarım. Aynen. Onun da önemli bir parçası da sigortalardan geçiyor ki, dediğimiz gibi bu üretim hem zararı en aza minimuma indirerek üreticiyi bu alanda tutması, hem de bu işten para kazanması noktasında kritik önemde. Kesinlikle. Yıl sonu itibariyle hasar ödemesi ne kadar dediniz? Yıl sonu tahmini olarak tahminen 850 milyon lira civarında bir rakama ulaşacak. Bunun 400 milyon civarı zaten şu anda üreticilerimize ödenmiş durumda. Hasat zamanlarına göre de
kademeli olarak bu ödemeler devam ediyor ve yıl sonuna kadar da 850 milyon lira civarını aşmasını bekliyoruz hasar ödemelerinin toplamda. Sizin verdiğiniz rakamlarda tabii bitkisel ve hayvansal üretim taraflarında rakamları verdiniz ama hasar ödemelerinde ağırlık ne tarafta? Daha çok bitkisel tarafta. Tabii bitkisel tarafta. Özellikle tabii üreticilerimiz genellikle daha stratejik ürünler, ekonomik değeri yüksek ürünleri sigortalanması yönünde bir eğilim gösteriyorlar. O nedenle üzüm, kayısı, fındık gibi temel ve ekonomik değeri yüksek ürünlerdeki oranlar hem üretim tarafında hem hasar tarafında daha yüksek seyrediyor. Şimdi izleyicilerimizden A. Baybars bir tweet atmış. Gerçi siz biraz önce hayvancılık tarafındaki sigorta verilerini de paylaştınız ama Sayın Genel Müdürümüze sorar mısınız? Hayvan sağlık sigortası başlatmayı düşünüyorlar mı? Şu an köylü veterinerin israfına kalmış diye bir yorum atmış. Şu anda hayvancılık tarafında da destekleme var. Var tabii ki. Yine aynı şekilde %50'si devletin devlet katkısı, evet. %50'si üreticinin ürettiği, evet. Ödediği bir kapsam. Bir sistem var. Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılıkta. Burada İleriki zamanlarda üzerinde çalışılan bazı projeler var. İhbarı mecburi hastalıkların bir kısmının da teminat altına alınabilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Eğer onları da teminat kapsamı içerisine alabilirsek hayvan hayat tarafında teminatı iyice genişletmiş olacağız. Tabii oradaki önemli problemlerden bir tanesi ölçek problemi, yani küçük üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin, hayvan adedi 2-3-4 tane olan üreticilerimizin genellikle sigorta yaptırmama eğilimleri var. Ama adetler arttıkça sigortalanma oranları yükseliyor. Yani önümüzdeki dönemlerde bunu daha da arttırmak, üreticiyi bu işe sevk etmek yönünde de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla bitkisel üretim tarafında da tabii ilgi daha fazla. Hayvancılık evet. biraz daha geriden geliyor ama evet. orada da bir hareket var. Var. Şimdi %50 devlet desteği var. Güzel, cazip, kulağa da hoş geliyor. Ama dediğiniz gibi küçük üretici açısından belki bu bile bazen yeterli olmayabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam üretici %50'sini ödüyor. O %50'nin de yarısını, yani %25'ini ilk etapta. Aynen. Geri kalan da hasat dönemine sonra, yakın hasat ödüyor. Döneminde. Mesela küçük üreticiye daha cazip kılacak adımlar atılabilir mi? Hem bu sigortalanma sayısını artması açısından. İrfan Bey, ben şunu net olarak söyleyeyim. Tarsim bir ticari işletme olarak görmemek lazım. Yani bir ticari işletmeden daha farklı bir kurum, daha farklı bir yapı ve Tarsim'in kar amacı yok. Yani Tarsim kar amacıyla kurulmuş bir yapı değil. Tamamen dediğimiz gibi ülkede tarım ekonomisinin sürdürülebilir olarak devamını sağlamak üzere kurgulanmış olan bir yapı. Bu nedenle özellikle burada küçük üreticilerimizin, küçük çiftçilerimizin sistem içerisinde çok önemli yerleri var ve onların isteklerini, ihtiyaçlarını karşılama yönünde de sürekli